Oğlum! Ne oldu? İbrahim'le ders bitti mi? Ben padişah olacağım zaten. Neden ders yapıyoruz ki diyor. Şehzade Mustafa. Belki padişah olmazsın, belli mi olur? Sen öğrenmeye bak. Olacağım işte. Ben de padişah olacağım. Nöbetçiler! Alın götürün bu şehzadeyi. Terz cezası verile. Kellesi vurula. Bana kıymazsın, değil mi baba? Mustafa? Hünkârımız ne yazmışlar şehzade? Beni çağır yatmaca. Bir an evvel Konya'daki ordugaha varmamı emretmişler. Thank you.
dedem. Hoş geldin, safalar getirdin. Hoş bulduk. Seni burada görmek ne hoş. Hoş, bir o kadar da tuhaf. Hünkârımızın Selim'in yerine beni saltanat naibi tayin etmesi hayli şaşırtıcı. Emir aldığımda nutkum tutuldu. Bunda şaşıracak ne var Bayezid? Bana kalırsa hünkârımız böyle bir karar vererek hem senden hem Selim'den vazgeçmediğini göstermek istemiş. Hünkârınızın Mustafa abimden vazgeçtiğini mi ima ediyorsunuz valide? Şehzade Mustafa'nın son yaptığından sonra bu tabii. Ne demek bu? Mustafa abim ne yapmış ki? Meselenin vehameti ortada. Zinhar olmaz. Ölürüm de seni ordugaha göndermem. Böyle bir tercih hakkımın olmadığını biliyorsunuz validem. Sultanımız haklı olabilir şehzadem. Ne olur bir düşünün. Nisa, bu bir emir. Eğer hünkârımızın isteğini yerine getirmezsem bu isyan sayılır. Şehzadem, ithamlar ağır ve çirkin. Sizin sözünüzden gayrı aksini ispat edebilecek vaziyette değiliz. Bu yüzden eğer... Hayır! Unutun bunu! Asla! Asla! Böyle bir vakitte hünkârımıza itimat edemez. Belli ki seni iktidarını tehdit olarak görüyor. Rüstem ve Hürrem sana karşı doldurmuş. Acımaz sana, gözünü bile kırpmadan katline ferman verir. Hünkârımızla beni birbirimize düşman etmek için yıllardır uğraşıyorlar. Bugüne dek muvaffak olamadılar. Bu kez de başaramayacaklar. Benim babama itimadım tam. Biz birbirimize bir söz verdik. Yüce Rabbimin huzurunda yemin ederim oğlum. Ben sana kıymam. Zinhar kıymam. Eğer buraya gelmeseydim, sizin gibi o kaftanı gömseydim, hakikati asla öğrenemezdim. Ve bu keder içimi, ruhumu kemirir, yok ederdi. Bugün size ve kendime bir söz veriyorum hünkârım. Bir daha asla size bunu yaşatmayacağım. Ve yüce Rabbimin huzurunda yemin ediyorum ki ben size isyan etmem hünkârım. Zinhar etmem. Ben sözümü tutacağım. Hünkârımızın da verdiği söze sadık kalacağına inanıyorum. İnşallah şehzadem. Müsaade ederseniz ben önden yola revan olayım. Vaziyeti yerinde tetkik edeyim. İhtiyatlı olmanın kimseye bir zararı olmaz. Bari bunu yapmalarına müsaade et. Şehzadem. Şehzademizin hayatını tehlikeye atamayız. Hünkârımıza olan sevgisi gözünü kör, kulağını sağır etmiş. Hakkı Ali Marat Baca. Şehzademiz ölümüne yürüyor. Göz göre göre. Buna mani olmalıyız. Ve bunun tek bir çözüm yolu var. İsyan. İsyan. Vakit geldi. Tahta şehzademiz çıkmadı. Bunun için ne lazımsa yapacağız. Yeniçerilerin safı zaten belli. Sultan Süleyman'ın akıbetine de yeni padişahımız karar verecek. Bu yüzden ordugaha önden gitmek istedin. Hazırlık için. Şehzademizin rızası lafına da olsa bunu yapmak zorundayız. Benimle misin? Abimin hiçbir kabahati yok. Alenen tuzak kuruldu.
Ve ne yazık ki o tuzağı kuranlar bu kubbenin altında. Ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu senin? Bu ne cüret, bu ne saygısızlık böyle? Hakikati kabul et artık. Mustafa abin sandığın kadar masum değil. Validem, diyelim ki siz haklısınız. Mustafa abimin ödeyeceği bedel ne? Canı mı? Orası hünkârımızın takdiri. Ben bilemem. Fakat sizin arzunuz bu. Öyle değil mi? Yeter artık. Bu mesele hünkârımızın Mustafa abimin arasında. Biz karışamayız. Bu mesele Mustafa abimle hünkârımızın arasında değil. İyiler ve kötüler arasında Mihrima. Ve ben iyinin, haklı olanın yanında olacağım. Son nefesime kadar da bu böyle olacak. Mihrima. Ne desen dinlemeyecekler zaten. Kendileri için neyin iyi, neyin kötü olduğunu farkında bile değiller hala. Cihangir. Cihangir dur. Böyle yaparak bir yere varamayız kardeşim. Keskin sirke küpüne zarar. Hazmedemiyorum Bayezid. Mustafa abime bu yapılanlar kanıma dokunuyor. Biliyorum, haklısın. Ben de senin gibi düşünüyorum. Mustafa abimin masum olduğuna eminim. Ancak böyle olmaz. Makul davranmalıyız. Hünkârımız Mustafa abimden şüphe ediyor olabilir. Ancak bu geçici. Mustafa abim hünkârımızın karşısına çıkıp konuştuğunda mesele hallolacaktır. O kadar kolay mı sence? Canına kıyacak değil ya. Hünkârımız neden Şehzademiz Selim'i sefere çağırdı? Saltanat naibi tayin etmesi icap etmez miydi? Ben de hayli şaşkınım sultanım. Acaba bir kabahatini mi işittiler? Yoksa şu Eftel'le denen kadınla kocasını... Telaş etmeyin sultanım. O mesele mazide kaldı. Bu işte muhakkak başka hesaplar var. Lakin bunu önceden tahmin etmek imkansız. Anne, babamla talim yapıyoruz. Aslan şehzadem benim. Epeydir yanıma gelmeyince merak ettim seni. Ben istedim kalmasını. Bir şey mi oldu? Ne vakit yola çıkacaksın? Yakında. İlk ayrılığımız olacak bu. İnşallah uzun sürmez. İnşallah. Şehzade Mustafa. Acemşah'la bir anlaşma yapmış mıydı sahiden? Meselenin aslı nedir bilmiyorum Nurbanu. Zaten mühim olan abimin ne yaptığı değil. Hünkârımızın neye inandığı. İnanıyorsa ne olacak peki? Yoksa? Bir baba evladına bunu yapabilir mi? Senelerdir ikisi arasında adı konmayan bir savaş vardı zaten. Şimdi yay öyle bir gerildi ki... Ya ok çıkacak ya da yay kırılacak. Peki sen ne yapacaksın? Yani idam edilirse? Ne yapmam icap ederse onu. Hünkârımızın hükmüne karşı gelecek değilim.
Sultan Süleyman'ın tahttan indirilmesi sizin olduğu gibi benim de en büyük arzum. Ve fakat Sultan Süleyman'ın Dimetoka'ya sürgün edilmesi hususunda sizinle aynı fikri paylaşmıyorum. Sultan Süleyman yaşadıkça bizler için tehdit olacaktır. Kibirin daha şimdiden sağır etmiş seni. Gözlerine perde olmuş gurur. Bir af dilemeye bile yüksünüyorsun. Unutma. Kibir ve gurur şeytanın hayvanlarıdır. Sen onlara hükmedemezsen onlar sana hükmeder. Gel. Hünkârım, Şehzade Beyazıt ve Şehzade Cihangir Hazretleri geldiler. Huzurunuza kabul beklerler. Gelsinler. Hünkârım. Saldanat Naibi tayin ederek beni bahtiyar ettiniz. İnşallah bu lütfunuza layık olurum. İnşallah Bayezid. Hünkârım. Saraya gelir gelmez Mustafa abim hakkında söylenenleri işittim. Bu hususta kardeşim Cihangir'le aynı fikirdeyim. Mustafa abime itimadım tam. O size ihanet edecek tıynetli biri değil. Hiç olmadı. Başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa çekilebilirsiniz. Hünkârım, ben de Acem Seferi'ne katılmak istiyorum. Bundan önceki seferde yaşadıklarını unuttun herhalde Cihangir. O sefer bir tecrübe oldu benim için hünkârım. Aradan 4 sene geçti. Şimdi daha çok hazırım sizinle birlikte sefere çıkmaya. Müsaade edin yanınızda olayım. Görüyorsun işte. Hünkârınız Mustafa abime hayli öfkeli. Sefer esnasında sana büyük vazife düşüyor kardeşim. Ne yap et? Abimizi hünkârımızın gazabından koru. Sana güveniyorum Cihangir. Elimden geleni yapacağım Bayezid. Şüphen olmasın. Gerekirse Mustafa abimin önünde siper olacağım. Evlenir evlenmez. Sefere çıkmanız pek acı. Ben de böyle olmasını istemezdim sultanım. İnşallah seferden sonra birbirimize hasret kaldığımız günleri telafi edeceğiz. Benim temennim de bu paşam. Hünkârımızla Şehzademiz Mustafa arasındaki ipler iyice gerildi. Hayra alamet değil. Mustafa benim pek kıymetlim. Biliyorsun değil mi? Şehzade Mustafa hepimizin göz bebeği. Onun yoluna baş koyarsın. Öyle değil mi? Gönlüm ondan yana. Lakin hünkârımızın yolundan başka yol yoktur benim için. Hünkârımıza olan sadakatine hayranım.
Lakin bir söz vermeni isteyeceğim. Sefer esnasında iş şirazesinden çıkar ise Şehzade Mustafa'yı korumak için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Söz mü? Elimden bir şey gelirse yaparım elbet. Beni niye götürmüyorsun yanında? Çünkü senin vazifen sarayın emniyetini sağlamak. Hadi koş evimi getir. Atmaca. Son düzlüğe giriyoruz. Çok dikkatli olmalısın. Rüstem Paşa ile Zal Mahmut etraftayken hele. En ufak bir hata şehzademizin canına mal olur. O kadar kolay değil. Bunun için evvela canımı almaları lazım. Sultanım. İyi misiniz? Nasıl iyi olabilirim Taşlıcalı? Şehzademiz ölüme yürüyor. Ben burada elim kolum bağlı seyrediyorum. Sadakati sonu olacak. Muhakkak bir şey yapmamız lazım. Bizim de niyetimiz bu sultanım. Şehzademizi asla yalnız bırakmayacağız. Aklınızdaki nedir? Tasavvur ettiğiniz bir şeyler vardır muhakkak değil mi? Yeniçeri ağalarıyla buluşup neler yapabileceğimizi konuşacağız. Sonra da nasıl bir yolu izleyeceğimize karar vereceğiz. Gidebileceğimiz tek bir yol var Atmaca. Aslında çoktan çıkmamız gereken yol. O da Sultan Süleyman Han'ı tahtından indirmek. Rahmetli babam rüzgar yoksa dalga olmaz derdi. Madem ki rüzgarı onlar çıkardı. O vakit bırakalım da dalgamız boğsun onları. Yerli bir etsin. Hadise nasıl vuku bulacak, kader bize ne gösterecek bilemeyiz. Lakin hakkınız var. Demir tavında dövülür. Şehzademizin tahta çıkma vakti geldi. Beni muhakkak... Muhakkak olan bitenden haberdar edin ki donanmayı tam zamanında harekete geçirebilelim. Siz Turgut Reis ve mevzuyla alakalı malumat gönderin kafi. Hazırlıklı olsun. Atmaca. Sultanım Yusuf. Merak etme. Yusuf bize emanet. Mehmet'imden ayırmam onu. Sultanım, Üsküdar'da meşhur bir falcı var. Gidenler pek met ediyorlar. Çağırayım mı, ister misiniz? İstikbali görmek için kumlara, kemiklere, sulara ve küllere bakmak bu vakitten sonra peyhude. Artık yalnızca yüzler ve gözler istikbalden haber verebilir. Göçmen kuşlar güneye uçmaya başlamışlar şimdiden. Belli ki bu sene kış erken gelecek. Sultanım, saraya girelim, üşütmeyin. Thank you.
bir silah taşı Mustafa'm. Senin büyüdüğünü izlemek ve böyle kuvvetli bir erkeğe dönüştüğünü görmek beni mesut ediyor. Lakin bazen bakıyorum, içimi bir keder kaplıyor. Sen büyüdükçe masumiyetimiz kayboluyor Mustafa. Ne yazık değil mi? Kalbine ağır bir yük yüklemişsin. Kuyuya bağırsan, kenarında sazlar biter. Onlar herkese söyler. Ben söylemem. Anlat bana. Kalbine çöken ne? Haliniz ne böyle? Hünkârımızın bakışlarında her şeyi gördüm Sümbül. Bir vakitler bana aşkla bakan adamın gözleri değildi sanki onlar. Ne gördünüz sultanım? Ne vardı hünkârımızın bakışlarında? Ölüm. Şehzade Mustafa'nın ölümü. Hünkârımız yakında ordugaha teşrif eder. Akabinde de Şehzade Mustafa. İşte o vakit fırtına kopacak. Her türlü tedbiri aldım paşam. Ordugahın yanında yöresinde kuş uçurtmuyoruz. Fırtınaya karşı hazırlıklıyız evvelallah. İnşallah hesapta bir hata yapmayız. Bu fırtınanın tahribatını tahmin etmek güç. Yanlış yaparsak tufana kapılıp telef olmak içten bile değil. Atmaca. Fazla vaktimiz yok Korkut Ağa. Seni dinliyorum. Şehzademiz Mustafa hakkındaki iftiraları işitmişsindir. İşitmemek mümkün mü? Yençeler huzursuz. Hünkârımız şehzademizin Acemşah ile ittifak kurduğuna inanır mı sahiden? Her ihtimali hesaba katmak icap eder. Hünkârımız gafillerin yalanlarına itimat edip şehzademizin canına kıyabilir yani. Bunu mu dersin? Buna bir tek siz mani olabilirsiniz.
Yeniçeriler. İsyan. Şehzade Mustafa'nın selameti için ne gerekiyorsa o. Bir an evvel Yeniçeri Büyük Ağalarıyla oturup meseleyi etraflıca konuşmak icap eder. Bu o kadar kolay değil Atmaca. Büyük Ağaları göz hapsinde. Bir yolu olmalı Korkut Ağa. Bir yolu mutlaka olmalı. Validem. Lafı fazla uzatmayacağım Cihangir. Sefere gitmene taraftar değilim. Ne olur bu kararını bir daha düşün. Lüzum yok. Varlığımla daha fazla canınızı sıkmak istemiyorum zaten. Cihangir. Cihangir'im benim küçük aslanım. Ne vakit varlığın bana sıkıntı verdi de sen şimdi böyle söylüyorsun? Her daim seni sevmedim mi? Doğduğundan beri yanında olmadın mı? Bir gün olsun seni ihmal ettim mi? Üzerimdeki emeğinizi, hakkınızı hiçbir zaman inkar etmedim. Etmem. Size hürmetim sonsuz. Zira bu sarayda ayakta kalabilmek için neler yaşadığınızı, kimlerle ne savaşlar verdiğinizi biliyorum. Fakat bu, yaptığınız her şeyi meşru kılmaz. Ben ne yapmışım? Ben evlatlarımı korumaktan başka ne yapmışım? Önemli olan bundan sonra kimin ne yapacağı. Mustafa abimin masum olduğunu biliyorsunuz değil mi? Mustafa abim suçsuz olduğu ortaya çıksın. Hakikat anlaşılsın. O vakit benim de sefere gitmeme lüzum kalmaz. Burada, dizinizin dibinde olurum. Aslında her şey sizin elinizde. Hakikat ortada Cihangir. Mustafa abin ihanet etti. Benim elimde olan bir şey değil. O vakit beni burada kimse tutamaz. Hiç kimse. Ordugâhta Mustafa abim yanında olacağım. Onu korumak için elimden geleni yapacağım. Niye ısrar ettiniz sultanım gelmekte? Ağları gönderir, aldırırdık. Usul neyse o fidan. Madem bizzat gelmemi istemiş, evladım için yapacağım elbet. Şehzademizin boynunda olduğu müddetçe onu koruyacaktır. Lüzum yok sultanım. Siz gidin artık. Sultanım.
Seni dinliyorum Mustafa'm. Nedir mesele? Annem. Neden hep ağlıyor baba? Neden hep üzgün görüyorum onu? Vaktiyle sana söylemiştim Mustafa'm. Kadınlar böyledir. Ziyadesiyle hassas oluyorlar. Bu saraydaki ağlayan tek kadın benim annem. Diğer kadınlar neden ağlamıyor? Neden sadece benim annem üzgün? Onun suçu ne baba? Günahı ne? Mustafa'm merak etme. Annen burada sarayda kalacak. Kalmayacak baba. Burada kaldıkça gözyaşı dinmeyecek. Ben artık buna izin vermeyeceğim. Hiç kimse annemi üzemeyecek. Gel. Validem. Sana ne söylersem söyleyeyim kâr etmeyecek değil mi? Beni dinlemeyeceksin ve gideceksin. Boşuna endişeleniyorsunuz. Hünkârımız esip gürler. Fakat beni de dinler. Bir kabahatim olmadığını anlayacaktır. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlamak için insanın kalbinin temiz olması lazım. Sence babanın kalbi temiz mi? Sevgiye yer var mı? Kulakları açık mı? Vicdanının sesini duyuyor mu? Yoksa iktidarın gürültüsü çoktan esir mi aldı onu? Bir zalim mi yaptı? Ben kimsenin kalbinde ne olduğunu bilemem. Tek bildiğim kendi kalbimde ne olduğudur. Ben babamı seviyorum ve ona inanıyorum. Sana verdiği söze güveniyorsun. Tıpkı rahmetli İbrahim Paşa gibi. Üstelik sadece söz değildi. Divan kararıyla kendinden bile koruyordu onu. Ben onun oğluyum validem. O benim babam. Sen yine de söylediklerimi aklından çıkarma. Dikkatli ol. Bunu al. Ve sakın yanından ayırma. Biz ne fırtınalar atlattık. Ne dağlar ne deryalar aştık. Üzülmeyin. İnşallah oğlum. İnşallah. Sevenlerinin duası koruyacak seni. Paşa Hazretleri, hala huzurunuza çıkmak için müsaade ister. Gelsin. Beni emretmişsiniz paşam. Emniyet tedbirini arttırdın mı? Elbette paşam. Bostancıbaşı Mahmut Ağa'nın emrine ilave 300 bostancı ve teberdar verildi.
Onların vazifesi sadece sizi korumak olacak. Belli ki şehzade buraya geldiğinde Yeniçerileri zapt etmek güç olacak. İlaveten sancağındaki 5000 civarındaki asker de yanında olacak. Haklısınız paşam. Peki ne düşünüyorsunuz? Bizi bekleyen ne olacak? Şehzade Mustafa kendini müdafaa edecektir. Hünkârımıza suçsuz olduğunu ikna etmek için dil dökecektir. Diğer bir ihtimalde bütün bunlarla uğraşmayıp isyan edecek. Dua edelim de ilkini seçsin. Sonrası bize kalmış. Askerle irtibatını kesip ne olduğunu anlamadan tepelerine bineceğiz. Ya isyan etmeyi tercih ederlerse? Malum, Yeniçeriler Şehzade Mustafa'nın tek bir işaretiyle cihanı yerle bir ederler. Rahmetli Sultan Selim Han'ı, babası Beyazıt Han'ı savaşı kaybettiği halde nasıl tahta çıkardıkları malumunuzdur. Madem öyle, Şehzade Mustafa o işareti asla vermeyecek. Buna mani olacağız. Yakışmış Atmaca. Seni de bizim bölüklerden birine ağa yapalım. Şeref duyarım. Bir an evvel mevzuya girelim. Fazla duramam. O hep beklediğimiz gün. Yaklaştı desene. Vaktidir. Hünkârımız iyice yaşlandı. İsabetli kararlar vermekten aciz. Doğru dersin Hikmet Ağam. Rüstem Paşa'yı vezir-i azam yaptığı yetmez gibi kayık güzdürmekten aciz kardeşin de donanmanın başına getirdi. Öyle. Aslan gibi Şehzade Mustafa dururken Sarhoş Şehzade'yi tahtına veliaht belledi. O Rus cadısı Hürrem Sultan için yaptıklarını saymıyorum bile. Şimdi de Şehzade Mustafa'nın şahla ittifak yaptığına inanıyor. Olacak iş mi bu? Çocuklar dahi inanmaz buna. Fakat inanıyor. Ya da inanmayı tercih ediyor. Bu yüzden icap eden tedbirleri almak zorundayız. Korkut abi malumat vermiştir herhalde size. Şehzademizin canını almaya fırsat bulmadan Sultan Süleyman'ı tahttan indirmeliyiz. Tek çıkar yolu bu. Bizim istediğimiz bir kıvılcım Atmaca. Sen şu sözlerinle bize ateş verdin. Ağam! Söyle. Emirleri içe sayarak ormana girip çıkan Yeniçeriler varmış. Öyle mi? Demek paşanın emrini dinlemiyorlar. Siz ne demeye toplandınız böyle? Beşira nerede? İçeride. Bir şey mi oldu? Ne dikiliyorsun? Geldiğimi haber versene. Daha sonra gelin ağam. Rahatsız edilmek istemiyorum. Zan Mahmud ağa. Yakalanırsak her şey başlamadan biter. Rüstem Paşa vaziyeti tamamlar. Hayırdır Mahmud ağa? Destursuz nasıl girersin böyle? Oho ağalar. Meclisi kurmuşsunuz. Sana hesap mı vereceğiz? Ne oldu? Sen niye geldin? Ormana girip çıkan yeniçeriler varmış. Kulağıma çalındı. İhtiyatlı olun ağalar. Hizama sokun yeniçeriyi. Yakalanan olursa Rüstem Paşa gözünün yaşına bakmaz benden söylemesi. Mahmud ağa. Başka bir diyeceğin yoksa vazifenin başına dön. Ben diyeceğimi dedim ağa. Hünkârımız gelene dek herkes attığı adıma dikkat et.
Mustafa. Ne konuşmuştuk seninle? Söyleyeceğin tek bir şey beni teselli edebilir. Tek bir şey gözyaşlarımı dindirir. Ne olur vazgeçtim de. Gitmeyeceğim de. Bugüne dek sadece kalbimin sesini dinledim. Vermediyse bana seni verdi. Nasıl şey mi bu? Benim aşkım ne ki? Ondan da bir damla. Bütün cihan senin aşkınla iniyor. Duymuyor musun? Dağlar, taşlar, ağaçlar. Haykırıyorlar, gitme diyorlar, gitme. Gitme. Bir tek sen duymuyorsun. Duymak istemiyorum. Hiçbir şey olmayacak Nisa. Buraya sana, oğluma sağ salim döneceğim. Benim vakti değil. Bu son gecemiz. Ne diyorsun sen, ağzından yalasın. Gitmeden evvelki son gecemiz. Bana bir söz vermeni istiyorum. Bana bir söz vereceksin. Bırakmayacaksın. Söz ver bana. Söz ver. Söz. Hazırlıklar bitti mi Lokman? Bitti hünkârım. Her şey tamam. Yarın yola revan olabiliriz. Âlâ. Sana bir vazife daha vereceğim. Emredin hünkârım. Lakin bunu hiç kimse işitmeyecek. Yalnız sen bileceksin ve bir başına ifa edeceksin. Eğer bir başkasını karıştırırsan yahut söyleyeceklerimi bir başkası işitirse evvela senin kellerini alırım. Emredersiniz hünkârım. Yaklaş. Yeah.
Çabuk gel baba. Nergis Şah. Benim güzel meleğim. Yolunuz açık, kılıcınız keskin olsun şehzadem. Amin. Validem. Mustafa'm. Oğlum. Kendine dikkat et. Sen benim bu cihandaki en kıymetli varlığımsın. Sana bir şey olursa ben yaşayamam. Endişeleriniz yersiz validem. Göreceksiniz. Baba. Hünkârımızın yanına gideceğinizi söylemiştiniz bana. Evet. Madem öyle, neden herkes üzülüyor? Şehzademiz sefere gidecek. Uzun sürebilir. O yüzden. Mehmet. Aslan parçası. Sultanlarım sana emanet. Onlara iyi bakacaksın, değil mi? Sen merak etme baba. Ben korurum herkesi. Lanetlerim. Kimse içtiğim tastan su içmez. Acından ölse yediğim lokmayı paylaşmaz. Çarşıya çıktığım vakit kabadayılar yere tükürür. Çocuklar kaçışır. Anneler korkar. Ben diğer kullarla aynı toprağa bile gömülmem. Mezarlığımız ayrıdır. İsimlerimiz bile yazmaz kara mezar taşlarımızda. Lanetlenmesin o isimler diye.
bu nasıl nal çakıyor? Dülger nasıl çekiç sallıyorsa ben de öyle can alırım. Bir kere bile teklemem. Kimsenin gözünün yaşına bakmam. Bilirim ki hayatta herkesin bir vazifesi vardır. Benimki de budur. Ben cellat. Hünkârımız. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi. O hükmünü verir. Ben de Azrail'i olur, can alırım. Bugüne dek yüzlerce kelle aldım. Nicesinin boynuna kement doladım. Ağlayan, yalvaran gözler gördüm. Kimdir, ne suç işlemiştir? Masum mudur yoksa günahkar mı bilemem. Lakin emir geldiğinde, can almaya yollandığımda tek bir şey için dua ederim. Allah'ım, ne olur masum olmasın. Ne düşünüyorsunuz valide? Sizce hünkârımız Mustafa abim için ne ceza verecek? İdam edilecek. İdam mı? Ne bekliyordun ki? Hayır, olmaz. Hünkârımız Mustafa abimin sancağını değiştirir. Olmadı kefeye sürgün eder. Lakin zinhar katline ferman vermez. Sakin ol. Benim istediğim bu değildi. Mustafa abimin tahta çıkmasını istemiyorum. Evet, bu doğru. Ancak katline de taraftar değilim. Aynı anda ikisi birden olmaz. Olamaz. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. O mührü çalarken de biliyordun. Her şeyin bir bedeli var. Bu karardan eminsiniz yani, öyle mi? İdam mı edilecek? Bu yalnızca bir isim. Lakin kuvvetli bir isim. Ne olacağını sadece Allah bilir. Olur da Şehzade Mustafa başına gelecekleri anlar ve isyan ederse rüzgar tersine döner. Ne demek bu? Ordugâhtan Selim'in, Cihangir'in ve dahi hünkârımızın cenazeleri gelip Allah göstermesin. Hünkârımız şehzademizin ölüm emrini verirse bunu zinhar ordugâhta yapmaz. Yeniçerinin buna müsaade etmeyeceğini bilir. Otağın için de öldürecek değiller ya. Görülmüş şey değil. Kimse ihtimal vermez buna. Ancak bu yüzden infaz otağın içinde yapılabilir. Biz de bu sebepten şehzademizin otağa girmesine müsaade etmeyeceğiz. Şehzademizi ikna edemez miyiz Atmaca? İsyanın başında olması işimizi çok kolaylaştıracak. Bir de biz konuşalım. Bu mümkün değil Korkut Ağa. Cihan'ın bütün orduları önünde diz çökse nafile. Bunu söylediğimiz an mani olacaktır. Elimiz kolumuz bağlanır. Peki ne yapacağız? Şehzademiz ordugaha gelecek. Fakat otağın içine girmeden isyana başlayacağız. Benim işaretimle harekete geçeceğiz. Âlâ. Ben ve yiğitlerim hünkârın otağını kuşatır, Sultan Süleyman'ı hapsederiz. Rüstem Paşa ve taifesini de bana bırakın. Kellesini almanın vakti geldi de geçiyor. Şehzade Selim ve beraberindeki sancak askeri de benimdir. Vaka hiçbiri direnmez. Saflarımıza geçerler. Âlâ. Ben de şehzademizi koruyacağım. Taşlıcalı Yahya da Amasya'dan gelen askerle bize destek olacak. Şimdi her adamın üstünden geçelim. Yeniçerinin hali hal değil. Kim bilir neler tasavvur edip neler konuşuyorlar o çadırlarda. Bir şey çevirdikleri aşikar paşam. Her türlü ihtimali düşünmemiz icap eder.
Olur da rüzgar onlardan yana dönerse ordugah bize cehennem olur. Ve biz bu cehennemden hünkârımızla birlikte çıkmak zorundayız. Anladın mı beni? Merak buyurmayın Paşa Hazretleri. Hünkârımızın ve sizin ordugahtan sağ salim ayrılmanız için hazır olacağız. Kulağıma çalınıyor Sokullu. Son dönemlerde hünkârımızla epey yakınsın. Zaten öyle olmasa seni müsahip veziri yapmazdı. Hünkârımızın lütfu şehzadem. Hünkârımızın Şehzade Mustafa'ya ne ceza vereceğinden haberin var öyle değil mi? Biliyorsun. Hayır şehzadem. Bildiğim tek bir şey var. O da bu hadiselerin neticesinde sizin kazançla çıkacağınız. Tıpkı Şehzademiz Selim Hazretleri gibi. Beni Selim'le karıştırma paşa. Böyle şeylerden medet ummam ben. Sizin iyi niyetinizden en ufak bir şüphem yok şehzadem. Lakin bir de hakikatler var. Bu bir denge oyunu. Şehzadelerden birinin aleyhine olan diğerinin lehine olur. Sen inanıyor musun Mustafa abim hakkındaki yalanlara? Meselenin aslı bu değil şehzadem. Bu sadece bardağı taşıran bir damla. Meselenin aslı şehzademizin ardındaki güçtür. Ve bu gücün hünkârımızın iktidarını gölgeliyor olmasıdır. Bir babanın kendi evladını rakip gördüğünü mü söylersin? O yalnızca bir baba değil. Bir cihan hükümdarı. Ne yazık ki şehzadelerimiz çoğu zaman bunu unutuyorlar. Şehzadem, Mihrimah Sultan Hazretleri geldiler. Gelsin. Sultanım. Şehzadem, müsaadenizle. Çekilebilirsin Sokullu. Hünkârımızın seni saltanat naibi olarak tayin etmesi gayet yerinde bir karar. Bu vazifeye Selim'den çok sen layıksın. Hünkârımızın bu lütfuna mahsur olmak hayli sevinirici Mihrimah. Ama sefer esnasında ordugâhta olmayı daha çok isterdim. Aklım fikrim orada. Mustafa abim de. Sen bunlarla kafanı yorma. Vazifenden başka bir şey de düşünme. Elimde değil Mihrimah. Mustafa abim ihanet etmez. İki cihan bir araya gelse bu mümkün değil. Yapmış işte. Belli kanına girmişler. Konya'ya az kaldı şehzadem. Arzu ederseniz biraz daha dinlenin. Lüzum yok. Atmaca'dan neden haber yok hala? Eli kulağındadır. Gül bahçesi güzün geleceğini duysaydı, uçan kuş avlanacağını bilseydi. Sen eskiden bana şiir okurdun Taşlıcalı. Ne oldu artık yazmıyor musun? Yazıyorum şehzadem. Yazıyorum da. Yoksa kalbin nasır mı tuttu? Bu ara pek güzel şeyler yazamıyorum. Dediğiniz gibi kalbim nasır tutmuş olmalı. Benim yanımda solup gittin desene şuna. Haşa şehzadem. Eğer bir kıymetim varsa o da sizin yanınızda olduğum içindir. Sahi, başı nasıldı bu şiirin? Göz, gamın ne olduğunu bilseydi. Gökyüzü bu ayrılığı çekseydi. Padişah, bu acıyı... Hünkârımız gönderdi.
Hünkârımız göndermişler. Şehzadem. Hünkârımız otağımı ordugâhtan uzakta kurmamı emretmiş. Haber verdiğinde de huzuruna yalnız girecekmişim. Ordugaha katılmanızı istememekle niyetini belli etmiş şehzadem. Hükmünü vermiş. Kolay mı sanıyorsun Taşlıcalı? Güçlü durmaktan, öyle görünmeye çalışmaktan usanmadın mı? Sen, Atmaca, validem, Nisa, etrafındaki herkes hünkârımızdan şüphe ediyor. Lakin ben hep diğer ihtimali düşünüyorum. Çünkü o benim babam Taşlıcalı. Babam. Şehzadem, hünkârımız bir şehzade her ihtimali düşünmeli diye buyurmuşlardı. Hatırladınız mı? O gün bu ihtimali düşündüğüm için kendimden utanmıştım. Benim hatırladığım bu. Babam bana kıymaz Taşlıcalı. Onunla konuşacağım. Bana inanacak. Hep inandı. Ben de bir babayım nihayetinde. Evlat sevgisinin neden de kıymetli olduğunu bilirim. Bu sevgi nice kötülüğü alt etmeye muktedir. Abimle ilgili meselelerde senin de parmağın var değil mi paşa? Haşa şehzadem, benim ne haddime? Ben ne karışırım? Taht meselelerinden uzak duramadığın tecrübeyle sabit. Benim Yeniçeri Ocağı'na gitmemi tavsiye ettiğin gün dün gibi aklımda. Ben sizin iyiliğinizi istedim. Bir felaketle neticeleneceğini nereden bilebilirdim? Sen gerçekten bu sözlerinle beni kandırabileceğini mi sanıyorsun? Neye inanmak istiyorsanız ona inanın şehzadem. O günler mazide kaldı. Bugüne bakalım. Canı tehlikede olan siz değilsiniz artık. Şehzadem. Söyle. Hünkârımız gelmek üzereler. Thank you.
padişah! Allah Allah! Hü! Sen niye geldin Cengir? Hasta olacaksın yine. Buraya geldiysen maksadın bir işe yaramak Selim. Senin gibi aylaklık etmeye gelmedim. Hünkârımıza Mustafa abimin arası iyi değil. Malumatın vardır herhalde. Hünkârımızın yanlış bir şey yapmasına mani olmak için buradayım. Sen ne yapabileceğini sanıyorsun? Hı? İkisinin arasında durmanın mümkünatı yok. Yanılıyorsun Selim. Gerekirse canımı ortaya koyarım. Yine de aralarında dururum. Mektubumda da izah ettiğim gibi hünkârım, o günden bugüne bir değişiklik olmadı. Yeniçeriler isyana hazır. En ufak bir kıvılcım ortalığın karışmasına kâfi. Neyse ki vaktinde geldiniz. Buna cüret edemeyecekler. Sen ne işe yararsın? Şehzade Mustafa'dan havadis var mı? Geliyorlar hünkârım. Bugün yarın ordugahta olurlar. Otağını uzağa kurmasını emrettim. Ordugahıma askeriyle girmeyecek. Gelir gelmez de haberim olsun. Emredersiniz hünkârım. Ağalar ne vaziyettedir? Kim nerede durur, ne yapar hepsini bilmek istiyorum. Affedin baba. Hazırlan Mustafa. Edirne'de saraya dönüyorsun. Bu kanatları da çıkart. Sen benden habersiz hiçbir yere uçamazsın. Hünkârım. Söyle. Şehzade Mustafa Hazretleri emriniz üzere askeriyle birlikte ordugahın biraz uzağında otağını kurdu. Yeni emirlerinizi beklerler. Şehzadem. Atmacan. Hünkârımız ordugahına teşrif etmiş mi? Biliyor musun? Sizden evvel ordugaha vardılar şehzadem. Otağı Hümayun'dan dışarı adımını atmadığı konuşuluyor. Selim geldi mi? Şehzade Selim ve Şehzade Cihangir de ordugahtılar. Cihangir de burada öyle mi?
Bir malumat gelirse derhal haberdar edin. Emredersiniz şehzadem. Nedir vaziyet? Şükürler olsun. Her şey yolunda Taşlıcalı. Yeniçeri ağalarıyla sürekli irtibat halindeyiz. Onlarla da hemfikiriz. Şehzademiz hünkârımızın çadırına girmeden harekete geçeceğiz. Semiz Ali Ağa'nın vaziyet nedir? Tam tahmin ettiğim gibi. Koyun postuna girmiş bir kurt. Rüstem Paşa'nın adamı olduğu konuşuluyor. Allah yardımcımız olsun. Hünkârımıza geldiğimi haber ver Lokman'a. Emredersiniz şehzadem. Paşa hazretleri. Neymiş? Bir şey öğrenebildin mi? Emrettiğiniz üzere takip ediyorum. Hava kararınca yiyecek bir şeyler getirdi bostancılar. Arabayı açıp içeri girdi biri. Sonra eli boş çıktı. Hayli uzun yoldan geldik Cihangir. Otağına git istirahat et. Abim Mustafa'nın size olan sadakatinden şüphe duyduğunuzu görebiliyorum hünkârım. Zira önünüze müsbet deliller sundular. Bu nasıl oldu bilmiyorum. Lakin mutlaka bir izafi olduğuna eminim. Ona bir fırsat verin. Ne olur. Mustafa abime bir fırsat vereceksiniz değil mi hünkârım? Onu dinleyeceksiniz değil mi? Sen bu mevzudan uzak dur Cihangir. Bu kadar mı sorun hünkârım? O sizin oğlunuz. İlk göz ağrınız. Her ne kabahat işlemiş olursa olsun. Ki ben masum olduğuna adım kadar eminim. Diyorlar ki onun canına kıyacakmışsınız. Katline ferman verecekmişsiniz. Bu mümkün değil dedim. Babam yapmaz dedim. Kıymaz oğluna dedim. Öyle değil mi hünkârım? Kıymazsınız ona değil mi? Kıyar mıyım hiç? Thank you.
Sen takibe devam et. Bir şey görürsen haber edersin. Emredersiniz paşam. Paşa Hazretleri. Neler oluyor burada? Bu cellatların ne işi var arabada? Böyle emir aldık Paşa Hazretleri. Cellatların nerede nasıl kalacağı usullerimiz de belli. Bu vakte kadar böyle gizli saklı durmalarının ne manası var? Malumat veremeyiz paşam. Gitmeniz lazım. Valide Sultan, babam dönecek değil mi? Dönecek Mehmet'im. Dönecek. Baban hanedanımızın istikbali, gururu. Ona kimse bir şey yapamaz. Belki de dönmez. Belki buraya dönmez. Payitahta gider. Biz de yanına gideriz o vakit. Okun ucunda bulduk. Şehzadem, sakın gelmeyin. Hünkârımızın otağına girmeyin. Canınızı alacak. Görüyorsunuz şehzadem. Herkes aynı şeyi söylüyor. Zinhar otağa gitmeyin. Ne malum? Bunun beni seven, iyi niyetli bir tarafından gönderildiği. Ya Rüstem'in bir oyunuysa bu? Ya bir tuzaksa? Maksatları... Hünkârımızın otağına girmeme mani olup beni isyana teşvik etmekse. Şehzadem ya tuzak değilse, ya gerçekten dost biri gönderdiyse. Çıkın dışarı. Beni yalnız bırakın. Lakin bu son Mustafa. Bundan sonraki ilk hatanın zinhar telafisi olmaz. Hiç düşünmeden hükmünü ver.
Otur Atmaca, otur. Eğer senin ve beni seven herkesin söylediği doğruysa, bu gece son gecem. Allah esirgesin Şehzadem. Zevcenizle, evlatlarınızla, dostlarınızla daha nice güzel günler yaşayacaksınız. Lakin bu gecenin bir son olduğu doğrudur. Yarından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Atmaca. Eğer bana bir şey olursa dinle. Senelerdir benimle birliktesin. Yanıma yoldaş oldun, sana itimadım tam. Varlığınla bana kuvvet verdin. Kendimi emniyette hissettirdin. Kolay değil bu. Kolay değil. Hele ki hünkârının cennetinden kovulmuş bir şehzadeysen. Kader bize ne gösterir bilinmez. Ola ki bu dünyadan göçüp gidersem, ne kanım ne davam mahşere kalmasın. Şehzadem. Bunun da tek bir yolu var. Bayezid. Onun yanına gideceksin ve sadakat yemini edeceksin. Ve o tahta çıkana kadar onun yanında kalacaksın. Bana söz ver. Atmaca. Semiza. Hikmet Ağa. Kulağıma bazı laflar çalındı. Dediklerine göre hünkârımıza karşı bir isyan hazırlığındaymışsınız. Haşa ağam. Kim buna cüret edebilir? İftira etmişler. Boşuna inkar etme ağa. Kimlerle, nerede, nasıl buluştuğundan haberim var. Rüstem Paşa'nın ve hünkârımızın haberinin olmasını istemiyorsan konuş. İkisinin de sonu geldi ağam. Bu iş yarın bitecek. Yeniçeri ağası olarak sen de Şehzade Mustafa'nın tarafında saf tutmalısın. Bize katıl. Bizimle ol. Yoksa onlarla birlikte bertaraf olursun. Vakti geldiğinde o tahta sen çıkmalısın Mustafa. Aksi halde taht da, saltanat da Hürrem Sultan'ın hükmüne girer. Razı mısın buna?
Şehzadem. Şehzade Cihangir Hazretleri geldiler. Alın içeri. Abi. Güzel kardeşim. Sefere geldiğini öğrenince çok sevindim. Aslında gelmeyecektim. Hakkında çıkan tevatürler beni hali korkuttu. Hünkârımız bir yanlışa düşer. Seni en ağır şekilde cezalandırır diye endişelendim. Ama yanılmışım. Aklıma vesvese sokan iblise lanet olsun. Bu cihan o kadar da kötü bir yer değil abi. Hünkârımız o ihtiralara inanmak istemiyor. Niyeti sadece seni dinlemek. Zinhar canına kıymayacak. Bunu kendisi mi söyledi yoksa sen mi öyle düşünüyorsun? Az evvel konuştum. Sana yemin ediyorum kendi ağzıyla söyledi. Hiç kıyar mıyım dedi. Bu yüzden için rahat olsun abi. Aranızdaki bu sevgi, bu hürmet bu oyunu da bozacak. Yüreğime serin sular serptin kardeşim. Hünkârımızın beni idam ettireceğine ihtimal vermiyordum. Gene de aklıma bir şüphe düşmüştü. Şimdi hepsi bertaraf oldu. Hünkârım beni emretmişsiniz. Yarın Cihangir'le birlikte ava çıkın. Benden haber alıncaya kadar da dönmeyin. Siz gelmeyecek misiniz hünkârım? Yahut Mustafa abim? Çekilebilirsin. Emredersiniz hünkârım. Gizlice geldim abi. Fark edilmeden dönmem lazım. Yarın beraberiz zaten. Sefere de inşallah beraber devam ederiz. İnşallah. Atmaca, ormanın öte yanına kadar refakat edilsin. Merak buyurmayın şehzadem. Cihangir. Bu senin. Benden küçük bir hatıra. Nereden icap etti şimdi? Yoksa söylediklerime inanmadın mı? Bu cihanda sırtımı dönebileceğim pek az insan var. Sen bunların başında geliyorsun kardeşim. Ne vakit insanlardan yüz çevirsem, umudumu kaybetsem, karanlığa düşsem, bir anda çıkar gelirsin. Saflığınla, masumiyetinle, bu cihanın yaşamaya değer bir yer olduğunu bir kez daha hatırlatırsın bana. Hadi git artık. Uğurlar olsun. Şehzademizin iyi niyetinden asla şüphem yok. Lakin yine de ihtiyatlı ol. İdam edilme ihtimali. Bir güneş kadar parlak. Oradan sağ çıkmam ise bir mum ışığı kadar cılız olsa bile. Ben yine de gideceğim Taşlıcalı.
ömrümün sonuna kadar bir mum gibi yanmaktansa güneşin içinde kavrulmayı yeğlerim. Asla isyancı olmadım. Olmam. Şehzademizin hünkârımıza itimadı tam olabilir. Lakin ben öyle düşünmüyorum. Al benden de o kadar. Artık ok yaydan çıktı. Dönüş yok. Hünkârım, kalbimin üzerinde taşıyacağım bu mektubu muhtemelen siz hiç okuyamayacaksınız. Zira bu mektubu hakikate ermesine hiç ummadığım bir istikbale yazıyorum. Arzum, dileğim budur. Dileğim gerçekleşmez ve bu mektup elinize geçerse bana kıymışsınız demektir. Epey vakit oldu yola çıkalı. Mustafa'm bugün yarın hünkârımızın huzuruna çıkacaktır. Allah'ım yardımcısı olsun. Keşke elimden bir şey gelse. Burada böyle oturup beklemek ölümden beter. Allah'a sığın Mihrinisa. Dua et. Elbet duaların kabul görecektir. İnşallah iyi haberler alacağız. Şehzademizin tahta çıktığı havadisini getirecek Atmaca bize. Tüm kederimiz uçup gidecek. Neşeyle, keyifle ayrılacağız bu saraydan. İstikametimiz payitaht olacak.
saadet dolu bir yolculuğun ardından payitahta varacağız. Has bahçenin bin bir çeşit çiçeklerinin yaydığı miskü amberi içimize çekeceğiz. Sonra has odaya kabul edileceğiz. Orada bizi padişahımız Sultan Mustafa bekliyor olacak. İnşallah. Annem sarayı çok kocaman. Burası benim sarayım mı? Evet oğlum, senin sarayın. Bizim sarayımız. Ben kaybolurum burada. Seni nasıl bulacağım? Ben hep senin yanında olacağım. Korkma. Seni almaya geldim Cengir. Ava çıkacağız. Nereden icap etti? Hünkârımız öyle emretti. Sonra Mustafa abimle birlikte bize katılacaklarmış. Hadi. Çok az kaldı Taşlıcalı. Biz işaret vereceğiz ve harekat başlayacak. Ağlar hünkârın otağına ve Rüstem Paşa'nın otağına hücuma geçince... Ben haber vereceğim. Biz de etrafını saracağız. Allah yardımcımız olsun Atmaca. Amin. Askerimin başında sen varsın değil mi? Evet. Ben varım. Şehzade.
Allah'a emanet ol. Dostluğun cihana bedel Taşlıcalı. Şehzade. Paşa Hazretleri. Hazırlıklar tamam paşam. Ortalık karıştığı takdirde hünkârımızla birlikte ordugâhtan ayrılacağız. Semiza Yeniçeri'nin icabına bakacağını söyledi. Lakin sözünde durur mu meçhul? Bu onun için de büyük bir imtihan olacak. Birazdan şehzademiz ordugâha teşrif ederler. Hikmet Ağa nerelere kayboldu? Bilmiyorum. Korkut Ağa, Beşir Ağa, Hikmet Ağa çadırında sizi beklerler. Bir şey mi oldu? Malumatım yok ağam. Mezunun mühim olduğunu söylediler. Şehzade Mustafa Hazretleri. Ben padişahların yoldaşlık ettiği birinci ağa bölüğünden Hüseyin Çavuş. Ne istersin Hüseyin Çavuş? Neden çıktınız karşıma? Sizi seven, size sadık, yolunuza baş koymuş bütün kullarınız gibi durmanızı isteriz şehzadem. Allah aşkına, Hazreti Muhammed aşkına, Hazreti Ali aşkına, Pirimiz Hacı Bektaş-ı Veli aşkına durun şehzadem. Gitmeyin. Hüseyin Çavuş. Sana ve yiğitlerine, beni sevenlere, sadakatle bağlı olanlara, yoluma baş koyanlara bin selam olsun. Unutmayın ki, siz beni durdurmak için değil, yanımda yürümek için varsınız. Etmeyin şehzadem. Bu yolun sonu karanlık. Sizi idam edecekler. Hüseyin Çavuş, sana emrediyorum. Yolumdan çekilin. (Gülüyor)
Yola açın. Hikmet Ağa, neler oluyor? Şehzademiz ordugaha gelmek üzere. Ne demeye buradasın? Ağlar. Bağışlayın beni. İyi iş başardın Hikmet Ağa. Sadakatinin karşılığını mutlaka alacaksın. Ben ordugaha geri döneceğim. Niyetin ne senin Cengir? Hünkârımızın hükmüne karşı gelip onu öfkelendirmek mi istiyorsun? Gelecekler değil mi? Merak etme. Hem sen söylemedin mi? Hünkârımızla konuştum. Mustafa abime zarar vermeyecek diye.
Benden sakladığın bir şey yok değil mi? Ama sual ettin Cihangir. Bana yalan söyledin değil mi? Babam ve abim gelmeyecek. Sana niye yalan söyleyeyim, ha? Hünkârımız emretti. Beni buraya getirdin. Çünkü babam abimi öldürecek, değil mi? Cihangir. Çekil önümden. Bırak beni. Abi! Abi! Seni bıraktı oğlum, abi! Cihangir! Bıraktı oğlum! Abi! Seni bırak! Abi! Altyazı M.K.
gelecek mi? Şehzadem, silahlarınız. Ne durup oyun oynayalım? Az kaldı Mustafa. Bizi kırdırgamız bekliyor. Güzelce yelkenleri açacağız. Rüzgar bizi İstanbul'a, sarayımıza götürecek. Ben babamı özledim. İbrahim'i özledim. İbrahim de bizi orada bekliyor mu? Bekliyor. Baban, büyük annen Hafsa Sultan, halan Hatice Sultan. Hepsi bizi bekliyor. Hünkârım. Bana ihanet ettin Mustafa. Sen bana ihanet ettin. Hünkârım.
Mustafa!